abi yardım et. Abi çok kötü, biri bayıldı ya. Ağzından köpük möpük çıkıyor. Neredesin ya sen? Ne oldu, laboratuvar bulamadın mı? Bulduk, laboratuvardayız. Yani ama bir sürü numune var burada. Kırmızı atma, mavi atma, söylemedin. Hangisini alacağız bunların? Al sen al, hepsini al. Sen ne yapacaksın bu arada bütün işi biz yaparken? Merak etme. Biz de boş durmuyoruz. Ne yapayım mesela? Güvenlik sağlıyorum. Tabii kendim için. Sen hepsini ver bana. Bak. Poşette getirdim. Sen bunları iç içe yap. Çift poşet olsun, ne olur ne olmaz. Oğlum hadi, ne bakıyorsun? Ben alacağımı aldım. Sana da zahmet oldu. Tamam. Çıkışta buluşalım ama hızlı ol. Niye? Alarmı çalıştıracaklar şimdi. Alarm mı? Ay sen gene be. Laboratuvarın alanı bu. Koşun, koşun, acele edin. Laboratuvarda acil durum. Hadi. Herkes laboratuvara gelsin. Kamil, çocuklar bende. Çalgıcılar da bende. Hadi. Hadi abi, hadi abi. Hayrola? Seni almaya geldim işte. Gel buraya gel. Alo! Oğlum bana bak. Sen nereden çıktın lan? Çetin Bey. Buraya kadar benim sayemde geldiniz. Zaferimizi birlikte kutlamayacak mıyız? Ne zaferi ya? Kadın bize ayakçısı yapmaya çalışıyor. Bu mu zafer? Evet, öyle zarar verdik ki kendisine, iş verdi bize sağ olsun. Ah. Lan oğlum, siz farkında değilsiniz. Aslında siz kazandınız. Ne kazanmışız tam olarak Çetin? Azade'nin kafasında bir hesap olmasa sizi yanına falan almazdı. Bu Bay Barcelona işte yattı sayenizde. Yani iyice köşeye sıkıştı. Bu ne demek? Demek ki Azade arka arkaya sadece hata yapacak. Eğer hata yaparken yanında olursanız Bay Bas'la daha kolay ulaşırsınız. Ne diyorsun? Doğru kararı vereceğinizi biliyordum. Sizinle çok güzel işler yapacağız.
Çetin. Hayırlı akşamlar. Baba. Hayırlı akşamlar. Oğlum. Sen öyle pek insan içine çıkmayı sevmezdin. Hala da çok sevmem. O yüzden istersen daha sessiz, sakin bir yere geçelim. Olur. Hatta daha iyi olur. Ya da vazgeçtim. Böyle iyi. Benden bu kadar mı korkuyorsun? Eğer uzun yaşamak istiyorsan... Tedbirli olacaksın. Senden öğrendim. Ama çok iyi öğrenememişsin. Açık veriyorsun bak. Eğer İrfan Kahraman'dan aldığın emanetimi geri verirsen hayatını bağışlarım. Ne de olsa oğlumsun. İnsan evladını seçemiyor. Tamam. Tamam. Madem öyle şöyle yapalım. Ben de sana bir şans vereyim. Eğer annemi nasıl bulacağımı söylersen, o zaman yaşamana izin veririm. Ne de olsa babamsın. İnsan babasını seçemiyor. Bir problem var, çıkmamız lazım. Ne oluyor ya? Buyurun arka çıkıştan çıkalım. Konuşuruz sonra, çıkmam lazım şimdi. Ya bir saniye, şu işimizi bir konuşsaydık, ne problem var? Ne oluyor lan dışarıda? Dedikleri şey bu sanırım. Galiba. Güzel. Güzel. Hoşuna gitti herhalde. Vallahi ne yalan söyleyeyim, hoşuma gitti. Ben yanılmışım. Sen tam da benim oğlumsun. Bu da benim kusurum olsun. Şimdi müsaadenle. Eğer günün birinde seni öldürmek istersem... bunu zaten anlarsın. Sen de öyle baba. Sen de öyle. Takip etmemizi ister misiniz? Lüzum yok. Vakti geldiğinde ben onu ayağıma getirtmesini bilirim. Çok kalabalıklar. Efe.
Hanife. Dur önce burayı hallederim. Ben de burayı halletmeye gidiyorum zaten. Yok yok, burası bende. Ne yapıyorsun oğlum, deli misin? Bende. Güzel hareket. Efe. Efe. Oğlum dur, ne yapıyorsun? İçeride kaç kişi var biliyor musun? Birader bak. Kartal'la babası benim yüzümden içeride. Ve benim yüzümden ölmelerine izin vermeyeceğim, tamam mı? Sen yapacağını yaptın. İstersen gelmezsin. Hayırdır? Taşınıyorsunuz mu? Sayenizde. Ya bizde o kadar mikrop yoktur. İki koltuğuna oturduk diye bütün evi yakmana gerek yok. Ben o kadar kalabalığa alışkın değilim. O kadarını anladık. İlk defa birini görüyoruz yanında. Selamünaleyküm. Sana da gelelim. Yani buraya, şurada beni ittin, kalktın, bağırdın, çağırdın diye özür dilemeye gelmedin herhalde. Nedir mevzu? Korkmaz yok. Normal. Haşet etmişsin adamı. Ya onu bulmamız lazım. Malum iş yarım kaldı. Bulamazsın. Bilmiyorsun yani. Bilsem de söylemem. Tekinsiz iş yapıyorsun Kartal. Ortalık karışıyor. Sen kafana göre adamları sık diye ben girmedim bu işe. Eyvallah. Nereye? Onun yerini bir bilen sen değilsin. Sen nasıl bulduysak onu da öyle buluruz. Beni siz bulmadınız ha. Ben sizi buldum. O kadar emin olma. Çetin. Kimse kim? Sen bulduysan biz de buluruz. Sana ne anlatırsa bize de anlatır. Buna ihtiyacımız yok. Bulamazsın. Bulamazsınız. O sizi bulur. Tabii önce Bay Bars'a gerçekten zarar verebileceğinize inanması lazım. Eyvallah. Kartal. Ne diyor bu? Bulunca kendini sorarsın artık. Şunu sen zapt et bari. Başına bir iş açacak yine. Onu şu an kimse zapt edemez Çetin. Ama sen bunu anlayamazsın tabii. Sen anlar mısın yani? Az daha babasını kaybediyordu. Kendini kaybetmesi kadar doğal bir şey olamaz şu anda. Ama sen bunu anlayamazsın çünkü... Çünkü senin anlaşılan babanla aran hiç iyi değil. Değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Vallahi seni tanımıyorum. Hatta kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ama şundan eminim, senin babanla ciddi problemlerin var. Nereden anladın? Çok basit. Babasını kaybetme korkusu yaşayan birinin öfkesini de, saldırganlığını da, hüznünü de anlayamayacak kadar baba sevgisinden mahrum kalmışsın. Buradan anladın yani. Bence gayet açık ve net. Şey olabilir mi? Yani mesela... Sen de bu duruma en az benim kadar uzak olduğun için olabilir mi? Mesela. Sen de babandan en az benim kadar nefret ettiğin için olabilir mi? Sen bunu nereden biliyorsun? Aranızdaki mevzu patladığında... Belki sen hukuk bölümündeydin. İkinci sınıf mı? Üçüncü sınıf mı? Sabahlara kadar ulvi bir amaçla... En yakın arkadaşıyla suçluların peşinden koşan babanın... Hem kardeşim dediği adamı, hem de büyük bir suç örgütünü çökertecek delilleri, büyük bir rüşvet karşılığında sattığını ya da dosyayı kapattığını görmüş olabilir misin?
bunu kabul etmeyen ortağının şaibeli bir trafik kazasında ölümünden sonra babanla bütün bağını kopartmış olabilir misin? Mesela. Hı? Efe, bu hikaye tanıdık geldi mi? Kimsin lan sen? Acele etme oğlum. Yavaş yavaş tanışıyoruz işte. Benim hakkımda bir şeyden eminmişsin ya. Ben babamdan nefret ediyormuşum. Bak bu doğru. Yanılmadın. Ama bunu benim kartal olan tavrımdan değil. Sen de bu duyguyu en az benim kadar iyi bildiğin için anladın. Sana şurada kapının önünde ne dedim? Kendinden olanı nasıl şıp diye tanıyorsun dedim. Hatırladın mı? Rahat ol. Yanılmadın. Ben çıkıyorum. İstediğin kadar kalabilirsin. Bak, manzara güzel. Şömineyi söndür. Kapıyı çek çık. Tamam. Dediğim gibi mesele bu. Kartal'la aramızdaki mesele tamamen kapanmıştır. Ama bu heriflerin hala peşindeysen ve indirmeye varsan ben hala işin içindeyim. İndirmek derken tam olarak neyi kastediyorsun? Ne anlıyorsun o? Ben sana ne anladığımı söyleyeyim. İlk olarak sen çok kötü bir yalancısın. Öylesin. Yani benim her şeyi bilmeme şaşırmıyorsun. Ama senin hala polise çalıştığını bilmeme şaşırıyorsun, öyle mi? Yokum da diyebilirsin Çetin. Yokum demiyorum ki. İndirmekle tam olarak neyi kastediyorsun diyorum. Efe bak. Ben Baybars'ı öldürmeye karşıyım. Baybars'ın bana ölüsü değil, dirisi lazım. Bana konuşması lazım. O yüzden Baybars'ı indirmek isteyen bir mafya bozuntusu yerine onu içeri tıkmak isteyen bir gizli poliste çalışmayı tercih ederim. İyi, güzel. O zaman aynı taraftayız. Aynı taraftayız. Da ne kadar aynı taraftayız? Ne demek o? Baybars'a giden yol basit. Korkmaz'la Azade. Onları alırsan Baybars gün ışığına çıkar. Doğru mu? Doğru. Peki bu yolda Kartal'ı harcamayı gerçekten göze alır mısın? Son kez söylüyorum. Kartal benim için bitmiştir. Kartal'ı arkadan vurmaya varsın yani. Her zaman. Tamam. O zaman şimdi aynı taraftayız. Şartım var ama. Ne? Oyunu benim kurallarıma göre oynayacaksın. Kendini bana bırak diyorsun. İşine gelirse diyorum. Denemeye değer. Nasıl parti? Nasıl çıkacağız şimdi? Lan nesi var bu şehirdeki insan? Boş ver sen onu. Koş. Koş. Koş, koş. Korkmazlar adamları. Ha, ben ilk gördüğümde bir şey yaptım ama emin olamadım. Söyleseydin keşke ya Çetin. Şu anda ne fark eder? Ayrıca biz ne yapacağız? Eninde sonunda bir yerde durmayacak mı bu asansör? Ben nereden bilebilirim? Ya 50 tane sniper olan sen değil misin? Çözsene bir şekilde. Ben yanımda orduyla mı geziyorum? İhtiyacım olduğunda önceden haber vermem lazım. Sanki ihtiyacımız var gibi geliyor bana şu an. Ben şu anda haber versem çat diye buraya gelecekler mi? İyi. Bekleriz biz o zaman. Ne yapıyorsun? Asansörde mahsur kalmaya çalışıyorum. İyi. Klostrofob var mı sende? Şu anda var desem ne değişecek? Hiç, eğleneceğim. Ruh hastasısın. Var.
Kartal olsa gülerdi şimdi. Ne oldu, özledin galiba? Ne özleyeceğim lan? Ulan hırbosunu. Şeytan görsün yüzünü. Sen ne yaptın? Mesaj mı attın? Telefon çok çeker ya böyle asansörde ara kattayken. Ne oldu, çekiyor muymuş seninki? Biraz beklersek giderler belki. Ne yaptın, bulabildin mi Kartal'ın malları nereye sakladığını? Tahminlerim var ama gelsin kendisine soracağım. Neredesin ki sen? Mahalledeyim. Ne biçim mahalle lan burası? Ha? İnsanlar nasıl yaşıyor burada? Bütün evler küçücük, tek oda. İçlerindeki televizyonlar da kocaman. Az önce bir ev gördüm, içindeki televizyon bulunduğu odadan büyüktü. Evlerin içini nasıl gördün oğlum? E bakıyorum. Siz de bana onu nereden biliyorsun, bunu nereden biliyorsun diye soracağınızda biraz kafanızı kaldırıp baksanız dünyadan haberiniz olacak. İyi tamam, hadi haber alınca söyle bana da. O malları kaybetmememiz çok önemli bak. Kartal'la Korkmaz arasındaki tek bağlantımız o. Tamam? Ha. Ha, alo. Ne yaptın, öğrenebildin mi toplantı mekanını? Tamam tamam. Sen bir gelişme olursa bana haber ver. Hadi bay bay. Basıp duruyorsun kornaya, insan yaşıyor burada ya. Ama hadi oğlum, geç kaldın. Kartal'la Azade uçuşa geçti bile. Ne uçuşu? Korkmaz'la buluşmaya gidiyorlar. Hem de nerede? Bahar'ın restoranında. Bence bu tamamen Kartal'ın fikri. O da aynı sene. Bir taşla iki kuş vurmanın peşinde. Aynı ben falan değil, alakamız yok bizim birbirimizle. Sen öyle san. Hadi in. Niye? Herkes kendi işine. Daha onların planlarını öğreneceksin. Ben baskını planlayacağım. Tamam, beraber gidelim işte. Nereye beraber gidelim Çetinciğim? Ben seni emniyet müdürüyle görüşmeye mi götüreyim? Ya da Azade ile toplantına mı katılayım? Nasıl yapalım? Çok kötü ya. Yani çevrelerimiz birbirinden çok farklı. Maalesef canım, ayrı dünyaların insanıyız. Buluşmak için çay bahçesi. Nesi var oğlum? Ne güzel mekan işte. Hava dar. Hem göz önünde hem değil. Babam da çok severdi burayı. Öyle çok ortak noktamız da olmaz. Arada bir. Mesela burası. Çetinciğim, tanıştığımızdan beri bir kez olsun ne kendinden ne de ailenden bahsettin. Şimdi bugünün buldum baba sorunlarını anlatmak için. Ama sana bir sorun anlatmıyorum. Babam da burayı severdi diyorum. Ayrıca babamla ilgili bir gidip birine konuşacak olsam o kesinlikle sen olmazsın. Allah Allah, kim olurmuş? Ne bileyim, bir terapistle, bir psikologla, psikiyatristle falan konuşurdum. Mantıklı bir git görün bence. Görünürdüm de ben psikolojiye inanmıyorum. Niye? Eski kafalıyım ben. İçime atıyorum. Ne güzel, ben de ilgilenmiyorum zaten. Teslimat yerini öğrendin mi? Kırıcısın. Allah'tan ben kırılmıyorum. Öğrendim. Teslimat bu gece yarısı. Bu gece yarısı. Hayırdır? Müsait mi değilsin? Yok, daha var gece yarısına da. Kartal'ı yakaladıktan sonra yapamayacağım şey yapmak için son şansım bu. Neymiş o? Özel canım, ilgilendirmez seni. Özenti ha bu herif. Benden gördü, kendine gizem yaratıyor. Ey Allah'ım ya. Hadi bakalım.
Hoş geldin. Seninle biraz konuşmamız lazım. Tamamdır, iletiyorum. Kendine bir cep telefonu mu alsan artık? Eğer takip edilirim diye korkuyorsan korkma. Uygulamalar var, yüklüyorsun telefonuna, kimse seni takip edemiyor. İstersen senin telefonuna ben yüklerim onu. Bak bana mesela, cep telefonum hep yanımda. Ama ben istemezsem sen bile bana ulaşamazsın. Ne oldu? Halletmişler mi? Efes MA'ya yetişememiş. Zamanlamamız tam istediğiniz gibi. Güzel. Kartal? Tutuklanmış. Güzel. Üzüldün mü arkadaşların için? Onlar benim arkadaşım değil. Doğru. Bu hayatta sen sadece bir kişiye değer verirsin. O da annen. Ama onu da tanımıyorsun tabii. Babam sağ olsun. Bir kere bile yüzünü göstermedi bana. Burada mı? Anneni bulabilmek için herkesi, her şeyi sildin attın. Her şeyi göze aldın. Kartal'ı yaktın. Efe'nin bütün planlarını alt üst ettin. Ama bak, sonunda sen kazandın. Annem burada mı? Gerçeği öğrendiğinde onu sakın incitme. Hala onun beni terk ettiğimi düşünmemi istiyorsun, öyle mi? Ben söyleyeceğimi söyledim. Onu sakın incitme. İncitmem. Merak etme. Çünkü ben gerçeği biliyorum. Annem hayatta beni senin gibi bir psikopata bırakıp gitmiş olamaz. Eğer bırakıp gittiyse o zaman o insan anne olamaz. Burada bekliyorum.
serolunabilir miyim? Sen... Annenim evladım. Daha önce orada gördüğüm kadın. Kartal'ın halası. Gördüm seni. Allah'ım. Oğlum önümden gelip geçti. Ben seni tanıyamadım. Nasıl tanıyacaktın ki? Bunca zaman sonra öyle bir bakışta. Sonunda buldum ya ben seni. Oğlum. Oğlum benim. Oğlum. Nasıl kaybetmiştin peki? Hani en başta. Babam seni istemedi dedi. İstemez olur muyum? Bırakmadın değil mi beni? Babam yalan söylüyor bana değil mi? Sen? O zaman ya benimle kalacaksın ya da oğlum burada kalacak dedi. Başka bir yol bırakmadı bana. Bir bilsen nasıl kandırdı beni. Adını bile başka söyledi. Benim adım Çetin dedi. Sonra öğrendim. Onun nasıl bir canlı olduğunu ben de kaçtım. Başka yere gittim. Orada doğurdum seni. Ama geldi oğlumuzu. Oğlum iyi misin sen? Sen kendi öz evladını o canavar dediğin adamın eline mi bıraktın? Yanında durup koruyacağına o adamın eline mi bıraktın? Ha? Bak. Ha? Kaçırma gözünü bak. Bak o canavar dediğin adam oğluna neler yapmış. Bak. Kendi ellerinle işkencecinin eline bıraktığın oğlun nasıl hayatta kalmış bak. Gurur duy benle. Beni öldürmeyen babam nasıl güçlendirmiş bak. Ağlama. Oğlum affet beni oğlum. Bana beni affet deme. Çünkü affetmem. Affetmem. Beni kendi elleriyle o işkenceci adama bırakan kadına anne demem. O da kendini değil anneden. İnsanla bile saymasın. Oğlum ben çaresizdim. Açık. İrfan kahramandaki emanetin. Doğru söylemişim yani. Doğru söylemişsin. Bunca yıl boşu boşuna düşmanlık ettin bana. Boşu boşuna. Savaş bitti. Sen kazandın. Bakıyorum da bir takım tehlikeli güzellikler içindesin.
Gel. Seni de alalım böyle. Yo ben böyle iyiyim. Hanımlar müsaade ederse seni böyle alalım. Ya Zeytin sen kal. Bırakmıyorlar. Sen de gel. Yerimiz var. Belli. Belli. Ortam geniş de benim vaktim dar. 5 dakika. Ablacığım ben şimdi dağıtırsam bir daha toplayamam. Tamam. Hadi kalk, konuşacaklarımız var. Ya ne? Konu ne? Lan önemli işte konu. Önemli olmasa buraya gelmezdik. Önemli, kalk. Kartal. Bak ben bıraktım. Boş verdim. Sen de boş ver. Al. İstemez. İyi, almazsan alma. Allah Allah. Ne oluyor ya? Ben geliyorum, birazdan geleceğim. Bir elini yüzünü yıka, kendine gel. Ben kendimdeyim oğlum zaten. Ha, yeni şeklin bu diyorsun yani. Ha, ne oldu, beğenemedin mi? Zengin benzemişsin. Ya öyleyim, müsaadenle de bu hayatı yaşamak istiyorum. Nasıl? Baba parası yiyen zengin gibi. Artık vicdanım da rahat. Pederle aramı düzelttim. İstediğim gibi bu hayatı yaşayabilirim. Vallahi senin bedeni senin kararın Çetin. Değil. İyi. O zaman niye huzurumu kaçırıyorsun? Birini arıyorum. Acil. Senden başkası bulamaz. Yardımın lazım. Kartal. Bıraktım o işleri dedim. Geri dön o zaman. Acil diyoruz bak. Kim? Ferhan. Ama onu başka bir isimle aramak lazım. Ne oldu? Ağır mı geldi ihanet? Valla ne yalan söyleyeyim, tahmin ettiğim kadar değil. İçten içe biliyorum nasıl olsa onun intikamını alacağımı. Alışırım bu hisse. Yaşarım bundan. Öbürü daha zor zaten değil mi? Öbürü de dinle. İhanete uğramak. Sevdiğin, güvendiğin insanların seni arkandan vurması. Doğru. Bunda yaşanmıyor. Aha. Lan bu... Çetin ya. Çetin. Lan! Oğlum! Lan! Yapacağının işi. Bak oğlum. Bırak. Lan bunlar neymiş böyle ya? Lan çocuk boğuldu. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim seni şerefsiz. Gel. Kartal. Yavaş, boğdun adamı. Kartal. Tamam. Oğlum yardım et. Lan. Bırak. Geberteceğim bu şeyi size. Gece Ferhan'ı öldürdün. Sabah da beni mi öldüreceksin? Bırak. Geberteceğim lan. Lan bırak. Lan. Lan. Lan bak, indir şunu, ne konuşacaksanız öyle konuşun. Sattı beni şerefsiz. Lan devamını da anlatsana. Korkmaz'la Azade gelecekti. Onlar gelmediği için bütün suç sana kaldı. Niye gelmediklerini de söylesene. He?
Sırf onları korumak için Kartal'ı polisin önüne attığını söylesene. Benim yüzümden 3 yıl yattın Kartal desene. Ulan benimle ne ilgisi var? Sadece benimle mi ilgili? Senin de haberin vardı. Sana sordum. Kartal'ı kurban eden Baybars. Sen biliyordun, engel olabilirdin. Niye engel olmadın? Lan nasıl engel olacağım şerefsiz? Bunu tek başına kaldığını görünce operasyonu iptal edersin diye düşündüm. Lan benim haberim mi vardı? Kartal'ı sattığın gibi beni de satmadın mı? Semiha abla senin yüzünden... Orada dur. O işin benimle bir ilgisi yok. İlgisi yok. Haberin yok da ha? Öğrendiğim de çok geçti. Hala yalan söylüyorsun lan. Lan söylemiyorum. Kanserli bir kadına kurşun sıkılmasına göz yumacak bir adam değilim ben. Arkamdan iş çevirdim. Evet. Ama benim de bir sınırım var. Onurum var. Onurun senin. Ağzından çıkacak tek lafa güvenmem artık. İnanmıyorsun öyle mi? Lan, lan. Dur. Oğlum, bak canınız şu, o silah benim. İçeriden yeni çıktım. Kendi silahınızla vurun birbirinizi. Sen benim yüzümden hapse girdin. Senin de operasyonun benim yüzümden patladı. Yani burada birinin kafasına sıkılacaksa o kişi benim. Ama Semiha olayının benimle bir ilgisi yok. Duydun mu? Haberim olduğunda her şey için çok geçti. Bana inanıyor musun? İnanıyor. 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 İndir şunu. İyi. Benim için bir şey fark etmez. Şimdi inanıyor musun? Lan inanıyorum desene oğlum. İyi. Şimdi inanıyor musun? Ben o silahın içinde mermi olduğuna bile inanmıyorum. Eyvallah. İnanıyor mu şimdi? He? Sen? Hırsın geçti mi azıcık? He? İyi. Ah! Lan! Lan oğlum ne yapıyorsun? Hesap kapat. Dünden beri hesap kapatıyorum ben. 3 yılımı kaybettim ben. Ailemi kaybettim. Niye? Siz arkamdan biri olup iş çevirdiniz diye. Onu da elinizi yüzünüze bulaştırdınız. Bari bir iş yapacaksanız tam yapın bak. Azade dışarıda. Korkmaz dışarıda. Baybars dışarıda. Bir gariban ben. Ben ve ailem dağıldı. Böyle olmaması gerekiyordu zaten. Ha, ne güzel söyledin bak. Böyle olmaması gerekiyordu. Sizin arkamdan iş çevirmemeniz gerekiyordu. Birbirinizi tutmamanız gerekiyordu. Görmüyorsunuz mu ya? Biz ayakta duracaksak birlikte duracağız. Ayrıldığımız zaman dağılıp düşüyoruz işte. Demek ki ne yapacağız? Bundan sonra biz birlik olacağız. Ben bu şerefsizle birlik falan olmam. Hala güvenmiyorum. Ben de sana güvenmiyorum. Ulan bana güvenmiyorsun, buna mı güveniyorsun? Yo, ona da güvenmiyorum. Benim de ikinize güvenmek için de herhangi bir sebebim yok. Valla zerre değil. Çetin kusura bakma. Sen de kusura bakma. Ben adaletmiş madaletmiş. Yok oymuş buymuş ihanetmiş umurumda değilim. Aha bak ben oraya kardeşimi gömdüm. Az evvel gömdüm. Bana bu hayatta tek güvenen adamı gömdüm oraya. Anladın mı? Benim kimseye verecek hesabım kalmadı. Ama sizin bana borcunuz var. Sizin bana 3 yıl borcunuz var. Sizin bana bir aile borcunuz var. Sizin bana Baybars borcunuz var. O yüzden seve seve ya da borcunuzu ödeyeceksiniz. Aranızda olup bir de ne varsa yutacaksınız. Hepsini ödeyeceksiniz. Anladın mı? Tamam mı? Ben bu sessizliği tamam olarak alıyorum. Çünkü Ruşen abi ne diyor? Sükut ikrardan gelir diyor. Yani susuyorsanız kabul etmişsinizdir. Gidelim artık. Endişelenecek bir şey yok Çetin Bey. Kendini toparlaması biraz vakit alır ama iyileşecek. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben doktorları geçireyim, gelirim.
Çetin bak. Senin hayatta sevdiğin kimse olmayabilir. Seni seven kimse de olmayabilir ki bunda şaşılacak bir şey yok. Ama benim korumam gereken sevdiğim insanlar var. Tamam? Ne o? Oyun arkadaşımı kaybedeceğim diye mi korkuyorsun? Sen bayağı korkmuşsun. Bu anı yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Hangi anı? Ne bileyim. Seni kaybetme ihtimalimin olduğu bir an. Pek inandırıcı gelmeyebilir ama ben de herkes gibi sıradan bir ölümlüyüm. Ölümlü olduğun doğru. Ama kesinlikle sıradan değilsin. Sen bayağı duygusallaşmışsın. Sadece seninleyken. O da çok nadir biliyorsun. Azade. Birbirimize daha çok vakit ayırmalıydık. Daha az kavga etmeliydik. Birbirimize daha az yalan söylemeliydik. Birbirimizi daha az aldatmalıydık. Liste uzun. Eğer gelecekte de bu listenin uzamasını istiyorsan bana yardım etmen gerektiğinin farkındasın değil mi? Baybars yaptı bunu değil mi? Peki nasıl Azade? Sen açık vermezdin. Birini hafife aldım. Kim? Şahin. Ben de çok şaşırdım. Çok sinsi bir adam. Ama yaptıklarının hesabını verecek. Tabii sen, Kartal ve Efe benim size yardım etmeme izin verirseniz. Unutmamışsın. İzi duruyor hala. Oynamıyor musun? Bıraktım. Sen zaten hep böyleydin. Bir beceremediğin zaman ya küserdin, küsmezsen ağlardın, ağlamazsan da kaçıp giderdin. İşte. Hiç birbirimize benzemiyoruz. Sen de bir beceremeyince hırslanırdın. Yapamadıkça daha da hırslanırdın. Senden daha iyi yapan kim varsa sinirlenir hepsinin ağzını burnunu kırardın. Sonra da canın ne istiyorsa onu yapardın. Tabiat farkı. Tabiat farkı. Ama hiç olmazsa ben özümü yadsımıyorum Çetin. Doğru. Sen babanın oğlusun. Sen de o babanın oğlusun. O yüzden sana bir fırsat vereceğim. Ki bunu çok yapmam bilirsin. Vay be. Ne kadar şanslıyım. Şanslısın. Şanslı. Yoksa şimdiye kadar yaptıklarının bedelini bir şekilde ödemen gerekirdi. Ama babam,
kıyamıyor sana. Kıskanıyorsun beni hala değil mi? Sana karşı bir hissim yok benim. Ama kardeşimsin. Babama duyduğum saygıdan dolayı ilk ve son kez soruyorum sana Çetin. Yaptığın hatadan dönecek misin? Yoksa babamın ve abinin karşısında durmaya devam edecek misin? Hayatım boyunca yaptığım en doğru hata bu. Kararımdan dönmeyeceğim. Sen de, Bay Bars da geberip gidinceye kadar karşınızda durmaya devam edeceğim. Geberip gidinceye kadar. Geberip gidinceye kadar. Yapsana o zaman Çetin. Bak karşındayım. Gebertsene. Vur. Sık gırtlağımı. Gebertsene Çetin. Vursana. Ne oldu? Korktun mu? Ağlayacak mısın Çetin? Yapma. Yeter lan. İşte bu. İşte bu. Sal kendini biraz, rahatla, boş ver, bırak. Terlemişsin. Çetin, iyisin. Çetin, Çetin, Çetin. 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 Demek beni geberteceksin Çetin, ha? Beni mi geberteceksin sen? İt! Thank you.
Çetin, gel. Bunları 5 dakika bıraktık, hepsi dağılmış ya. Sen toparlarsın. Kızım bana güven, bana inan dedik de her şeyi de ben halledemem. Beni alıştırdın, ne yapayım? Ben bir Leyla'ya bakayım. Beyler, böyle düşünceli ağınızı bölüyormuş gibi oldum ama azıcık konuşalım, nasıl yapalım? Ne bu suratın hali? Babaannen acayip acayip şeyler söyledi. Birincisi babaannen değil, anneannem diyeceksin. İkincisi acayip acayip şeyler söylemez, değişik şeyler söyler ama... Tamam işte, neyse ne. Ne dedi? O patikleri annen ördü dedi. Ne patiği? Anlamadım işte ben de ne patiği. Allah Allah. Evet, var mı beyler bir fikriniz? Ne yapıyoruz şimdi? Ne? Hani kılıç var ya, Leyla'yı, senin kardeşini vuran adam var ya, onunla ilgili diyorum. Ne yapıyoruz şimdi diyorum. Şahin'e kaldı bütün mesele. Beter olsun. Hem ne yapacaktık zaten? Ruşen abi aradı, Leyla deyince elimiz ayağımıza dolaştı, geldik. Lan oğlum onu mu diyorum? Bundan sonra diyorum ne yapacağız? Hareket planımız nedir? Leyla'yı biz de düşünüyoruz herhalde senin kadar. Orada bir dur bakalım. İmzayı attın diye ne oluyor? Kimse benim kadar düşünemez Leyla'yı. Ben abisiyim. Dünyayı yakmak gerekirse fitili ben ateşlerim. Tamam oğlum, ikiniz de seviyorsunuz Leyla'yı. Anladık. Meseleye dönelim. Şahin'den haber var mı? Ne haber olacak? Ayrıca ne yapacağız ki haberi? Haber olmasa ne olacak? Biz zaten yapacağız ne yapacaksak. Oğlum patlayan deponun önünde bıraktık gittik. Öldü mü kaldı mı bir haberimiz olsaydı. Benim için çoktan öldü Şahin. Önemli değil. Asıl sen söyle. Kılıç senin abin. Nerede buluruz bu herifi? Bilsem zaten burada olmazdık. Sen ne oldu ya? Her yer diyordun bir ara. Ha? O öyledir, bu böyledir, bilmem ne. Abine gelince mi bitti istihbarat? Maalesef. Oğlum bu abinin bir ismi cismi, ne bileyim, bir fotisi motisi yok mu? Var. Ya bravo, böyle sorunca göster, tamam mı? Evet ya. Ne yapayım? Ben bu şey değil mi? Mendil adam. Dibimize kadar girmiş şerefsiz. Ne anlatıyorsunuz oğlum siz? Ya biz damatlık bakarken geldi bu herif, yardım ediyorum ayağına. Yine karşılaşacağız bundan. Leyla şuradan bir sağ salim çıkaralım. Bundan sonra bunu da babasını da bulacağız. Bütün hesaplarımızı kapatacağız. Önce biz bu yukarıdaki insanları nasıl güvende tutacağız onu düşünelim. Salih Hanım'ı yerine götüremeyiz, orayı öğrendi zaten. Biz ne yaparsak yapalım yerimizi biliyorlar. Biz onlara bir türlü ulaşamıyoruz. Olsa. Ne eskiden olsa? Ya eskiden olsa mahalle bizim için kale gibiydi. Bizi orada koruyup kollayacak bir sürü adam vardı. Ama şerefsiz Şahin yüzünden o da elimizden gitti. Hoş. Sizin de katkınız göz ardı edilemez. Ama neyse, hadi takılmayalım ona da şimdi. Çetin hakkı nasıl koruyacağız bu insanları, onu düşünmemiz lazım. Ne gülüyorsun oğlum? Ne gülmeyeyim ya? İkiniz de insanları düşünüyorsunuz. Aile olmayı öğrenmeye başladınız ya. Allah hoşuma gidiyor. Sen azıcık aile oluyoruz bak, ne güzel. Değil mi?